kasabalar yüreğini türkülere bağlamış halk müziğine sevdalı siz sevgili dostlarım. Ben Bahattin Turan. Notaların dili kapsamında bugün 20. dersimizi işleyeceğiz ve rahmetli Ali Kızıltuğ'dan alınan güzel bir uzun hava öğreneceğiz. Asri gurbet harap etmiş köyümü. Bu eserimiz çok güzel melodi olarak herkesin böyle yüreğini titreten güzel bir eser. Ben de bunu yıllarca radyoda defalarca okudum. Evet. Biz bu eserimizi, bu Hüseyini dizisi söyleyeyim. Bu eserimiz Hüseyini dizisinden oluşuyor. Yani normalde Hüseyini dizisinin karar sesi la, si bemol, fa diyez, sol. Böyle. Ama biz bu la sesini transpoza yapacağız. Biz re perdesinden bunu okuyacağız. Evet, ben kendi tonumdan okuyacağım. Yani herkes kendi ses tonuna göre kendi sesinden çalabilir bir ezgi. Farklı farklı tonlardan çalabilirsiniz. Mutlaka karar sesi teorik olarak la diye mutlaka la'dan çalınacak diye bir şey yok. Herkes, her sanatçı, kiminin sesi tiz, kimisinin pes, bayan olsun, erkek sesleri olsun, herkes kendi tonundan çalabilir. Ben de kendi sesimden bugün re perdesine aktardım Hüseyin'in dizisini. Re perdesine aktarınca da si bemol 2 oluyor. Fa, sol, la, pardon. Re, mi bemol 2, fa, sol, la, si bemol 2, do. Bu perdelerden çalacağız. Evet. Eserimizin bir dörtlüğünü önce bir örnekleyelim. Kitlemişler gelele gelele dudu dilim gelele gelele kömür gözüm gelele fidan boylum gelele gelele. Eserimizin yapı itibariyle melodi şekli böyle. Şimdi biz bu eseri bağlamamız üzerinde sevgili dostlar basit bir şekilde bu ana çatıyı, bu melodinin ana çatısını oluşturarak yani ana melodiyi çalacağız. Ve bir açış yapalım. İkinci söze de daha sonra giriş yaparız. Bakın nereden başladım ben? Si bemol 2, do.
Buradan başlıyoruz. Karar sesimiz La. Bakın. Bu birinci bölüm. Bir daha çalıyorum. Ben ağayım, ben paşayım diyenler sözü. Kapıları kilitlemişler. Tekrar ben ağayım, ben paşayım diyenler. Kapıları kilitlemişler gelele. Böylece bitiriyoruz. Tekrar baştan alıyoruz sevgili dostlar. Bakın nüanslara, kaydırmalara dikkat edelim. Si bemol 2'den başladık. Do. Bakın. Bir kere vuruyoruz. Bunlara dikkat. Örnekliyoruz. Üçüncü sefer tekrar örnekliyoruz ve ikinci söze gidiyoruz. Bakın. Bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Hele sorun bakın bizim komşular ne olmuş. Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış. Bizim köye benzemi hiç gelele 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 gelele.
40 senelik ağaç kurumuş kalmış, bizim köye benzemi hiç gelele gelele. Fidan boylum gelele gelele, kömür gözlüm gelele, selvi boylum gelele gelele. Evet dostlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik.